Evet. Ben yani ben çok fazla yani bu konuda onları alkışlamamışımdır altılı masanın yaptıklarını. Hı hı. Ama bu iki konuda şimdi zaman da geçtikçe alkışlıyorum. Bu onaylık aylık süreçte aslında toplumu e, toplumun beklediklerinin dışında e, iki tane konuyla bayağı iyi oyaladılar diye düşünüyorum. Bu da bir başarı olarak söylüyorum. Ben bunu yermek için söylüyorum. İlki neydi? Bayağı parlamenter sistem. Bir 5-6 ay biz bunu tartıştık. Sonra o konu birden... Kalktı tarafa hani belki halkın ilgisi görmediler vesaire. Sonra sevgili Barış Hoca'nın dostlarında deyimiyle Kemal Bey'in çıkışıyla başlayan bir e, süper e, aday formülü, süpermen aday formülü çıktı. Bu neydi süpermen aday formülü? Bu halkın Sayın Cumhurbaşkanının e, daha beğenmedikleri, sevmedikleri veya işte artık takdir etmedikleri bütün e, özelliklerinin yüklendiği bir aday, hayalet bir aday. Her şey o adayda var. Diyakat o adayda var. Ekonomi o adayda var. Her şey o adayda var. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Biz şu ana kadar halk e, şuna zorlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ki real bir kişi. Ne yaptığı ne yapmadığı. Neyi becerip neyi beceremediği ortada. ile çok süper bir figür yarıştı. Bu güzel. E, Altını masa içinde başarılı bir formül. Şu an için. Fakat zaman daraldıkça. Bu artık aleyhlerine işleme başlıyor. Çünkü halk artık reel kişiliği görmek istiyor. Diyor ki bana real kim varsa onu göster ki ben Cumhurbaşkanı ile arasındaki farka bakayım ona göre kararımı vereyim. Bunları söyledikten sonra ben iki iki buçuk yıldır bunu söylüyorum. Ee, şimdi artık yavaş yavaş birçok arkadaşın da Faruk Bey de ucundan kenarından bana katıldığını görmek e, beni sevindiriyor. Hangi konuda? Söyleyeceğim. Ben zaten altılı masadan bir tek çatı aday çıkmasının siyasetin Doğasına aykırı olduğunu çokluğu olacak Ben yani? zaten iki yıldır çoklu aday olacağını bu görüntüye bakarak bir şey bildiğimden değil bir bilgim. Ama hem Meral Akşener hem Ali Babacan çok net diyor ki bir daha kaybedilir. Yani Ali Bey'i bilmiyorum ama Meral Mesin Akşener. kaybedilir diyor. Kemal Hemen hepsi aynı ama onlar özellikle bence e, oradaki en büyük cumhurbaşkanı aday bu arada. Kemal Bey de Fox TV'de şöyle bir şey söyledi. Sayın Akşener. E, herkes Sayın Akşener. adayını da çıkartabilir dedi veya farklı ittifaklarda kurulabilir dedi. Bunu Hı. unutmamak gerekiyor. Ben size evet. formülü de söyleyeyim. Ee, çok büyük ihtimalle şöyle bir formülle çıkacaklar bunu e, halka anlatabilmek için. Diyecekler ki ya bir dakika bizim için Cumhurbaşkanlığı tabii ki çok önemli ama bir o kadar da parlamento önemli. Parlamentodaki çoğunluk 400'ü bulmamız lazım veya işte 351, 360 neyse bulmamız lazım diyecekler. Hı. Diyecekler ki bu yüzden biz çoklu adayla giriyoruz hepimiz alabildiğimiz kadar oyu alalım. Nasıl olsa bu bu seçim ikinci tura kalacak ikinci tura en çok oyu alan devam eder onu destekler. Bence işin şeyi de bu olacak. Şimdi biz neden bunları tartışıyoruz? Adayla. Çoklu adaydan kasıt yani altını masada birkaç an, aday çıkacak. Meral Hanım mı? o masada evet. en çok aday olmak isteyen kişi Başbakan olacağım dediğine bakmayın. Kemal Bey haklı olarak, Meral Hanım da hakkıdır yani o ayrı konu. Bütün altı liderin de hakkıdır. O da ayrı konu. Ee, Kemal Bey haklı olarak aday olmak istiyor. Arkasından ben e, hem Ali Bey'den hem e belki Ahmet Bey'den ve belki Temel Bey'den de adaylık belki. Ama bu diyor. masanın dağılması demek yani hayır, sizin söylediğiniz formül. Masanın Bak, dağılması demek. çünkü düşünmeyin. hepsinin ortak hedefi tek bir aday çıkarmak. eğer bir güzel bir retorik yani. geliştirirlerse ki bu bahsettiğim gayet mantıklı bir retorik. Biz ayrı ayrı giriyoruz ki en çok parlamentodaki oyu alalım ilk turda. İkinci turda zaten Ama o durumda deniyor ki ikinci turda e, işler yine e, muhalefetin aleyhine olabilir. Yani neden? bu konuda ya böyle bir, bir onu neye dayandırıyorlar? Hayır. Muhalefetin haberle yani ikinci turdan. Yani şuna dayandırıyorlar. Yani onların daha. yorumu şu anda e, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda avantajlı olacağı ben, yönünde. Ben Serap Hanım bu Kanağıt doğru ve veya yanlış bir, değerlendirmeleri. bir strateji. Ya yani bizim bu, sorularımıza verdiği yanıtlar öyle. Ben bu doğru veya yanlış bir strateji demedim. Zaten Hı. birileri hata yapacak ki birileri kazanacak. Ha, hangisi daha çok hata yapacak ona bakacağız. Ben bunun doğru veya yanlış olduğunu tartışmadım. Şimdi biz adayı neden bu kadar tartışıyoruz? En büyük sebebini söyleyeyim. Biz henüz adayın nasıl belirleneceğini bilmiyoruz. Masa teoride 6 kişi. En baştan başlayayım. Bir aday konusunda bir oylama yapılacak sonuçta. Bir sürü argüman. 3'e 3 kalırsa ne olacak? Bilmiyoruz. Masadaki oylama oy oranlarına göre mi olacak? Bilmiyoruz. Çünkü oy oranlarına göre olursa Kemal Bey veya Kemal Bey'in göstereceği kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Yok oy oranlarına göre değil. değil. Şöyle 3 formül var. İstişare müzakere, mutabakat. Aynı G20 ülkelerindeki gibi düşünün. dediğiniz oylamadır.